İnsan nasıl aşıklık olacak ki Allah muhafaza eylesin. Ehli tasavvuf Allah'a aşıklık sanatıdır. Allah'a aşık olma yeridir. Sen Allah'a aşık olacaksan başkasına bakma. Allah'a aşık olacaksan başkasını duyma, görme. Senin nefsin sana yeter. Senin eksikliklerin sana yeter. Senin kusurların sana yeter. Sen başkasının çıplaklığını, başkasının sakallığını, sakalsızlığını, başkasının eksikliğini, noksanlığını, yanlışlıklarını, fazlalığını, boyunu, posunu, rengini, eteğinin boyunu, yırtmacının boyuna bakıyorsan vallahi aşık değilsin. Sen aşık değilsin. Yok. Aşıklığa berbat etme. Aşıklığı berbat etme. Allah muhafaza eylesin. O yüzden aşık olalım biz. Aşık olmaya çalışalım. Aşık olmaya çalışalım. Gözü, yüzü başka bir tarafa dönmez. Döndürme yüzünü, gözünü başka bir yere. Sen Allah de. Allah'a yalvar. Sen Allah de. Allah'la dışarı çek. Sen Allah de. Yüzleşen günü bekler. Yüzleşen onu bekler. Sen Allah de. Ve ümit et. Ve bil ve inan ki sana bir gün gelecek. Ve inan, duvara inandığın gibi inan. Eğer seviyorsan, aşıksan, eğer maşukunun peşine düştüysen, bir gün sana gelecek. Bir gün içeriden kapıyı açacak sana. Ve bir gün o senin gözyaşlarının ve senin ağlamaların ve senin sızlanmaların ve senin titremelerin ve senin yalvarmaların ve senin Allah deyip feryatların ve sevdiğinin peşine düşmelerinin sen karşılığını bulacaksın. Kuru bir ümit değil. Sen Allah de yürü. Sen yeter ki aşık ol. Aşıklığı üzerinde yaşa. Üzerinde yaşa. Aşıklık sözle değil, aşıklık lafla olmasın, aşıklık hal ile olsun. O yüzden sevdiğinin peşine takıl sen, onun yörüngesine gir, onun haliyle haller, onun haliyle haller. Bırak başkasıyla uğraşma, sen başkasıyla